Öyle bu tarafa doğru yanaşalım. Sağa doğru, biraz daha sağa doğru. Bankartları kapatmadan arkadaşlar. İşte uygun mu böyle? Uygun mu? Evet. Kapattınız. Biraz çekin o zaman şöyle. Çöker misiniz? Çökün. Gazınız çıkmıyor. Pankart. Mümkün değil zaten. Bizim ben burada olup ben pankart çıkmasın. Ben biraz daha sağ. Pankart o tarafa doğru mu? Pankart çekin. Oraya doğru çekin. Savunma susmadı. Susmayacak. Değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım, bugün Türkiye'nin dört bir yanından buraya hakkı, adaleti, hukuk devletini ve anayasayı savunmak üzere gelen meslektaşlarımıza selam olsun öncelikle. İki gündür yaşadığımız krizle ilgili olarak bu krizin basit bir yargı krizi olarak nitelendirilemeyeceğini, bu krizin çok büyük bir devlet krizi olduğunu ve anayasanın maalesef ki yargı eliyle açık şekilde ihlal edildiğini tüm kamuoyuyla paylaştık. Sadece paylaşmakla kalmadık, bir hukuk kurumu olarak kurumlar arasındaki uyuşmazlığın yarattığı ağır sonuçların giderilmesinin anayasada ve mevzuatımızdaki yöntemler çerçevesinde nasıl oluşturulabileceğine ilişkin önerilerimizi ilgili kurumlara yaptık. Şu anda Yargıtay'ın önündeyiz. Yargıtay'ın ilgili ceza dairesinin açıkça anayasayı ihlal etmesi ve anayasal düzene açıkça başkaldırmasına rağmen hala burada bir ceza mahkemesine anayasanın ilgili hükmünü 153. maddeyi hatırlatmak zorunda kaldığımızdan dolayı çok büyük bir üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ancak her şeye rağmen kurumların yıpratılmaması, kurumların itibarının sarsılmaması için bir ceza dairesinin yaptığı yanlışın tüm bir kuruma da yansıtılmaması gerektiğini de altını çizmek istiyorum. Bu sebeple burada tekrar Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve yıllardır hukukun üstünlüğünü savunarak yurttaşların hak ve özgürlüklerini teminat altına almaya çalışan avukatların örgütleri Barolar ve Barolar Birliği olarak hatırlatıyoruz. Anayasaya aykırı işlem yapmaktan hemen vazgeçin. Anayasa 153. maddesi Anayasa Mahkemesi kararlarının bütün yargı organlarını bağlayacağını açık şekilde düzenlemiştir. Hemen bugün anayasanın 153. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi kararını uygulayın. Bütün meslektaşlarıma bu ülkede hukuku, anayasayı ve en temelde yurttaşlarımızın adalete erişimi için savunmayı temsil ettikleri için tekrar sizlerin huzurunda teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı olduğum için onur duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Sağ olun, var olun efendim. Telsiz mikrofonun çekim yapmadığı ifade edildi. Ancak bir kablolu mikrofon verildi. Fakat yayın yapılmasına dönük bir engel varsa açıkça bir basın özgürlüğü ihlalidir. Halkın haber alma özgürlüğünün ihlalidir. Muhakkak ki gerekli başvurular da Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılacaktır. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet. Sallayarak, sallayarak. Sallayarak, sallayarak.
Dönebiliriz. Şöyle geçelim mi? Şöyle. Dönebiliriz. Sayın Başkan. Şöyle yapınız abi, bir saniye başkan, bir saniye. Ben şöyle yapayım. Öbür tarafa. Öbür tarafı da böyle yaparsanız. Yaptık. Sayın Başkan. Başkanım, anarsalar nereye koşacağız? Buraya mı? Buraya. Göstermeniz bile yeterli bence. Anayasa şimdi demirin üstüne bırakabilir. Evet, oralara koyun. Bir dakika. Anayasaları üste koyun. Var mı anayasa? Var. Değil mi anayasaları? Anayasaları uzatın. Anayasaları uzatın arkadaşlar. Tamam başkan. Anayasa başkan. Anayasa Tamam, bitti gençler. Arkadaşlar buradan Anıtkabir'e gidiyoruz, bilginiz olsun. Anıtkabir'e gidiyoruz. Araçlar. Ben yürüdüm. Vallahi yürüdüm. Abi sen pardon. Arkadaşlar biz bir boşaltalım, öyle çekelim. Buraya da. Bu tarafa doğru. Arkadaş sen yazıyı kapatıyorsun arkadan ya. Bekleyin bir şey olmaz. Tekrar doldu daha iyi. Tamam abi. Yargıtay yasıyla çekelim. Boş orayı bıraksanız Yargıtay yasıyla. Evet, orayı boşaltın arkadaş, Yargıtay yasıyla gözüksün. Hocam şöyle biraz açabilirsek orayı Yargıtay yasıyla alalım sırayla. Ben kim çantamdan çekiyor? Efes geri çıkabilir misin? Efendim hadi. Efendim ne yapıyorsun oraya koyalım? Ne yapıyorsun Çakar abi? Ne yapıyorsun? Ha iyi de ama ha. Eli bakıyorsunuz. Ben de iyi de ama. Ben çıkıyorum. Çekilsin. Tamam. Yukarıdan mı? Geri çalışalım.